Sizden de birincisi, alayım son sözlerinizi. Sonra konuyu değiştireceğim. Maliyetini ve yönetim hatalarını muhalefete yükleme alışkanlığı doğru bir alışkanlık değildir. Çünkü yönetirken yönetmeden kaynaklanan sorumluluğu üstlenmek ve onun o sorumluluğun sonuçları neyse mazeret üretmeden, çünkü mazeret üretmeyi kolay biz buluyoruz. Bu da ister istemez bağlı olduğumuz kuralları ihlallerin yoğunlaşmasına sebebiyet veriyor. Çünkü lafı oraya buraya götürüp de karşılıklı ithamlara getirdiğimizde şu anda karşı karşıya olduğumuz, benim beka sorunu olarak gördüğüm milletin de aynı duyguları fazlası ile muhalefetin verdiği akılla değil, eğer muhalefetin verdiği akılla millet sadece hareket etseydi şu anda iktidar olan iktidar olamazdı. Demek ki muhalefetin her söylediğini millet itimat etmek suretiyle oyunu veya seçim hakkını kullanmıyor. Bunu sadece bu süreci ve yaşanan sıkıntıları ve toplumsal tepkileri, muhalefetin göz boyamaları veya yanlış yönlendirmeleri olarak değerlendirmek doğru değil. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nde ciddi bir güvensizlik var. Güvensizlik esasında sadece kutuplaşmanın ortaya koyduğu kızgınlıktan kaynaklanmıyor, yönetenlere de güvensizlik. Hocam var. Bu güvensizlik ne zaman oluştu? Şöyle söyleyeyim size. Esasında bu güvensizlik AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde, ondan önceki iktidar olana da vardı. Çünkü AK Parti'nin iktidar olmasının, alternatif olmasının sebebi o zamana kadar yapılan hatalı yönetimlerdi. Yani siz eşitliği sağlamayamazsanız, ekonomiyi düzlüğe çıkaramazsanız, milletin istediği hayat standartlarını gerçekleştiremezseniz, sadece kendiniz söyleyip kendiniz dinlerseniz, milletin dertlerine kulak vermez, onlardan kopuk yaşarsanız, tavanda her şeyi çözeceğinizi zannetip tabanı unutursanız, ittifakı milletle değil de başkalarıyla kurmaya kalkışırsanız elbette kaybedersiniz. Elbette ben muhalefeti neden alternatif olamadığı ve 20 yılda bu kadar yıpranmış iktidara rağmen hala o istediği başarıya ulaşamadığı hususunda eleştiriyorum. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti sadece bugün muhalefette olan partiler tarafından efendim işte aday olacak, alternatif olacak değil de, Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 84 milyonsa bu bir mecazi tespittir. 84 milyon alternatif vardır. Kimse vazgeçilmez değildir. Türkiye Cumhuriyeti batmaz. Türkiye Cumhuriyeti belediyeleri el değiştirdiğinde de batmadı. Ankara, İstanbul belediyeleri eyvah denildi ama öyle olmadı. Demek ki her zaman alternatifin var. Ha, bunu millet bu başarıyı, başarısızlığı görüp sonuçta ortaya çıkan bu manzarada ne anlatırsan anlat, elde avuçta olana bakmak suretiyle bir karar verecek. Güvensizlik sorununu Türkiye Cumhuriyeti'nin çözebilmesi ancak bu TÜİK'in verilerinden tutun, başka açıklamalardan tutun, bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda o krizin idare edilememesinden tutun, sadece bunu iktidar muhalefet polemiğine çevirmek suretiyle bu sorunları çözebileceğimizi veya başkalarına mazeret üretmek suretiyle yükleyebileceğimizi zannederek kurtulacağımızı zannedebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ancak millet uyumuyor. Millet bunların farkında. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde net olan bir husus var. Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik yapısının değişme riskinin tehlike işaretleri var. Bunu ben söylemiyorum. Bilim insanları da söylüyor, millet de söylüyor. Millet diyor ki kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'nın, Amerika'yı geçiyorum, göç deposu değil. Buna son verin diyor. Derhal son verin. Bana diyor ama fakat üretmeyin. Bana söylediklerini, vaat ettiklerini yerine getir. Geçici koruma neyse bunlara mülteci deme diyor. Bana yutturma diyor. Mültecinin ne olduğunu ben senin kadar biliyorum diyor. Kavram üzerinden hareket etmek suretiyle bana insanlık, vicdanlık gösterme diyor. Benim kendi sorunlarım var. Benim kendi risklerim var. Benim kendi kaygılarım var. Benim kendi mutsuzluklarım var. Ümitsizliklerim var. Bana göstereceğin çabayı başkalarına göstermek suretiyle harcama. Bunun üzerinden benim sorunlarımı çözemez. Şimdi notlarımı aldım, oradan gidiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede kardeşim? Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle sorunlarda niye toplanmaz? Niye toplanmaz? Türkiye Büyük Millet Meclisi, milleti temsil eden temsili demokrasideki bu meclis ne işe yarar? Bu meclis böyle önemli bir sorunu, bırakın orman yangınlarını, bırakın başka karşı karşıya kaldığımız sorunları,
Bunlar da toplanmayacak da ne zaman toplanacak? Yani şimdi neticede devleti yönetmek, yürütme olmak başka. Ama biz baktığımız zaman anayasamıza ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine ve Cumhuriyet'in niteliklerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlık sebebi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradedir. Esasen hükümetidir. Baktığınız zaman kuvvetler birliğinin olduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eder. Şu anda da öyledir, kanunlar çıkarmak suretiyle. Evet. Baktığınız zaman meclis araştırmasına, soruşturmasına, efendim işte takip hadiselerine, biraz sonra belki zaman gelip konuşacağız. Türk Hava Kurumu üzerinden bahsediyoruz. Parantez içinde söyleyip asıl mesele o değil. Devlet Denetleme Kurulu nerede kardeşim? Devlet Denetleme Kurulu bağlı olduğu anayasaya göre, kanuna göre bu derneği denetlemekle yetkili bir müessese. Denetleyeceksin kardeşim. Bana anlatmayacaksın. Çünkü siz Cumhurbaşkanlığın ve hükümetin himayelerinde, yüksek himayelerinde kurulmuş Türk Hava Kurumu'nu, Bakanlar Kurulu'nun tüzüğüyle faaliyette bulunan Türk Hava Kurumu'nu herhangi bir dernek olarak göremezsin. Orası çok önemli, kamuya yararlı bir dernek. Bana anlat. Batırmasalarmış o zaman. Denetimsizliği. 2002 yılından bu tarafa iktidardasın. Batırmasalarmış kardeşim. 2013 yılından bu itibaren TL borcu ya. Bana mazeret üretme. Mazereti o. Çünkü millet mazeret istemiyor. Millet Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu tarafa var olan bir müessesenin nasıl ihya edileceğini ve bunu bu batağa çevirenlerden neden hesap sorulamadığını hala soruyor. Çünkü biz öyle zayıf denetim mekanizmasına sahip bir memleket değiliz. Ama yapıyor musun? Ama istiyor musun? İşte bu hususatta güvensizlik var. Bu güvensizlik ortamını kaldırmadığınız sürece insanların komplo teorileri üretmelerine, bir takım efendim ortaya çıkmış hadiseleri farklı değerlendirmelere tabi tutmalarında, sosyal medya üzerinden iki düşmanmış gibi kutuplaşıp birbirlerine girmelerini engelleyemezsin. Bir başka husus. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtım parantezi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Sayın Meclis Başkanı buna cevap verecek. Efendim işte Sayın Grup Başkan Vekili burada, o cevap verecek. Bilemem. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede? Şimdi Esad meselesi. Orada bir kısır döngü var. Elbette şunu söylemek istemiyor Mücahit kardeşim. Rusya Federasyonu'na konuşalım derken Rusya Federasyonu Suriye'yi işgal etmiş değil herhalde. Neticede orada bulunsalar da biz yani de onlar kadar, biz de onlar kadar o topraklarda bulunuyoruz şu anda. İşgal etmedik. Çünkü Rusya Federasyonu oraya Suriye devletinin, Suriye'yi idare edenlerin davetiyle gitti. Esas işgalci orada Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye Cumhuriyeti de değil. Çünkü niye? Türkiye Cumhuriyeti de baktığınız zaman Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilgili maddesi uyarınca meşru savunmayla gitti. Doğru. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla gittik. 911 kilometre toprak hattımızı korumak için gittik. Sınırımızı korumak için gittik. Bir terör koridorunun önüne geçmek için gittik. Orada bir uydu garnizon devletin oldu bitti kurulmasının önüne geçmek için gittik. Çünkü bu kuruluşun sebebi tekrar Türkiye Cumhuriyeti'ne sözde barış antlaşması üzerinde tarihin çöplüğüne attığımız o barış antlaşmasının peşinden koşma hevesinde olanların heveslerini kursaklarında bırakmak için gittik. Ama 2011 yılı politikamız hatalıydı. Çünkü bizim o memlekete öyle ya da böyle destek vermemiz gibi. Ben Esad sevgisi değilim. Ben Suriye ile çok iyi geçiren bir memlekette değilim. Ama uluslararası ilişkiler duygusallık üzerinden yürümez. Uluslararası ilişkiler menfaatlerinizi ne kadar koruyup kolladığınızla ilgili. 2011 yılında elimizi masaya koyalım. Esad neredeyse yalvardı İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bana destek olun. Yıkılacağım. Evet ama altında siz de kalacaksınız. Buraya birileri gelecek ama gelenler sizi asla mutlu etmeyecekler. Aynen Irak'ı mutlu etmedikleri gibi. 2003 yılında o toprakları işgal edenler o toprakları mahvettiler. Geleceklerini elinden aldılar. İnsanları öldürdüler. Sakat bıraktılar. Devletsiz kalanların hallerini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti üzerinden kiminle konuşacağız polemiğinde? Gerekirse toparlayalım hocam. Suriye Arap Cumhuriyeti'ni idare eden Esad, onunla da ben masaya otururum. Çünkü yok, ben bu sorunu çözeceğim. Ben bu sorunu muhatabım olan o memleketi idare eden kimse, Birleşmiş Milletler'de büyükelçisi kimin bulunuyorsa, kim muhatapsa duygusal olmadan Rusya'yı aracı kullanacağım. Amerika Birleşik Devletleri gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin sözde müttefiki olup kuyusunu sürekli kazan bir memleket üzerinden ben Suriye Arap Cumhuriyeti ile anlaşamam. Bu anlaşmayı tükürdüğümü gerekirse yalayıp yapmak zorundayım. Çünkü sen siyaset üzerinden, parti üzerinden, hükümet üzerinden değil, devlet ve millet üzerinden bu politikayı üretiyorsun ve şununla bitireceğim. Şimdi Bolu Belediye Başkanı, partisi sahip çıkar çıkmaz. Abartı bulursunuz, ben de katılmıyorum. Çünkü hukuken de yapamazsınız. Çünkü siz
Anayasanın 16. maddesi uyarınca milletlerarası antlaşmalara, sözleşmelere uygun olmak suretiyle yabancılara ayrık muameleler içeren kanunlar çıkarabilirsiniz. Tüm dünyada var. Dünyanın hiçbir yerinde vatandaşı ile yabancı eşit değildir. Almanya'ya giderse bunu savunuyorsunuz. Tabii savunuyorum. 10 kat daha fazla alınsın savunuyorsunuz. Onu savunmuyorum. Neyi ama o bir tepki. Tepkisini ortaya koydu ve ses getirdi taraftan. Buz gibi ne tepkisi? Buz gibi çıkarttılar meclisten. Şu anda bakın. Ne tepkisi? Bolu vatandaşlarımızı dikkate alalım. Bu insanlar Bolu'da seçilmiş belediye başkanlarını destekliyor yahu. Desteklemeseler zaten der ki giderler önüne. Sen ne diyorsun arkadaş? Sen ne biçim konuşuyorsun? Büyük tepki var. Büyük tepki var. Ya ne kadar tepki olursa olsun Bolu'nun seçeni o belediye başkanlığı. Bu duruma biz niye geldik? Buna bakmamız lazım. Bolu Belediye Başkanı bunu konuştuğunda neden taraftar bulabiliyor? Bunu ortaya çıkaran sebebi ortadan kaldırmadıktan, bertaraf etmedikten sonra sen şey Bolu Belediye Başkanı gibi düşünenler taraf oluyor işte. Kızmanda. Şimdi masumlaştırmayın o şimdi. Ya ben masumlaştırmıyorum. Şimdi yani şovenist bir yaklaşımdır. Şovenist değilim ama eğer söylediklerim bu memleketin, milletin mutluluğu, refahı için söylediklerim şovenistlikse şovenistim arkadaşlar. Ya size demiyorum. Bolu Belediye Başkanı yaklaşımı şovenist bir yaklaşımdır ya. Değildin ya. Ama açıkladı dedi ki arkadaş ben artık yeter diyorum ve tepkimi böyle ortaya koyuyorum. Dikkat çekiyorum. Öyle bir şey, öyle bir tepki olmaz. Ben kendimi feda ediyorum dedi. Kamu yöneticisinin öyle tepkileri olmaz. Ya kardeşim öyle tepkiler olmaz. Öyle ya da böyle bir sessiz çığlığı ortaya koydu. Hayır. Hükümet beni duysun dedi. İdare eden beni duysun dedi. Toplumu, ben bunlara hayatlarını kışkırtamaz. Ben beni seçene söz vermek suretiyle seçildim. Ya savunmayın onu, savunmayın. Bu benim taahhüdümdü dedi. Olmaz. Ve şimdi şunu söyleyeceğim. Tabii milletin iradesi isterseniz reklama gitmem lazım. Ama ben milletin iradesi hukukun üstündeyse buna karşı çıkarım hukuk tezinde ama biz bugüne kadar siyaset üzerinden şunu söyledik. Yeter ses milletin söz milletin. Dedin mi? Belediye başkanı seçilmiyor. O da diyor ki ya ben bu benim taahhüdüm de yerine getiriyorum. Son cümle. Ersan hocam. Şimdi Yunanistan sınırını açtı. Bir dönem. Açtın ne oldu? Gönderdiklerin hepsi soluğu kum kapıda aldı. Aldılar mı? Geçirebildin mi? Hadi insan hak ve hürriyetleri. Hadi batı. Ha o zaman biz şunu yapacağız. Diyorum ki tekrar çözümü söylüyorum. Bak çözüm şu. Net olalım. Biz bunu duymak istiyoruz. Birleşmiş Milletler'in genel kurulu var ve güvenlik konseyi var. Avrupa Birliği'nin bir yönetim mekanizması var. Avrupa konseyi var. Diyeceğiz ki resmi notayla biz artık yokuz bu işte. Çünkü biz milletimizin duyduğu rahatsızlığı bizi seçenler olarak onlar bizi seçti, bize irade verdi. Yani kamu kudretini kullanma yetkisi verdi. Millet mutsuz kardeşim. Ben sadece seçilme kaygısıyla değil. Peki. Ülke ve millet mutluluğu için bu kaygıyı dile getirmek durumdayım. Artık ben bu işin içinde yokum. Bu bir. İkincisi de ben yine söylüyorum. Hocam hadi toparlayalım. Bizim Suriyelilerle ilgili bundan sonraki politikamız ve onun ajandası. Hı hı. İkincisi de Afganistan'dan gelen, sırf Afganistan'dan gelmeyip başka topraklardan da buraya gelip haklı olarak oralarda yaşayamayıp belki gönderilip burayı buradan da batıya geçmek hevesinde olanların burası istasyonu değil. Bunu yapmayacağız. Peki.